Türkler gök tanrı inancından gelen geleneklerini terk etmemiş, hem de İslami inanışları bunlarla harmanlamış, bununla birlikte günlük yaşamda da kullandığımız birçok kelimenin kökeni de unutulmuş gök tanrı inançlarından gelmektedir. Göktürkler döneminde ölen alplerin saçları kesilir ve mezarlarına konurdu. Aynı şekilde atların kuyruğu ve eşlerinin de saçları kesirdi. Buna tullama, dullama adı verilirdi. Alp'in eşi ve atı dul kalmış sayılırdı. Günümüzde kullandığımız dul kelimesinin kökeni buradan gelmektedir. Türklerin ölü gömme adetlerinde alplar ve kağanlar kılıç, ok ve yayları ile gömülürlerdi. Demirden yapılmış parçalar diğer sıradan insanların mezarlarına da konurdu. Türk mitolojisinde ölen ruhların yer altında Erlik Han tarafından sorguya çekildiği düşünülürdü. Erlik Han'ın ona bağlı yeraltı ruhlarının demirden ve demirci şamanlardan korktuğu bilinirdi. Günümüzde ise ölülerimizin üzerine makas, bıçak gibi demirden aletler koyarız. Bunun anlamını bilmesek de kolektif bilinçaltında kayıtlı olan ve gelecek kuşaklara aktarılan bu gelenek devam eder. Bu ritüel aslında kötü ruhların ölüyü rahatsız etmemesi için yapılır. Çünkü kötü ruhlar demirden korkar. Ölünün 7'si, 40'ı, 52'si dönüm noktalarıdır ve Türk cenaze adetlerinde önemli eşiklerdir. Aslında 7, 40 ve 52 sayıları kozmolojik sayılardır. Ölen kişinin öteki aleme geçme süresi de diyebiliriz. Ölen kişinin ruhunun eve geri döneceğini düşünür ve korkardı. Bu yüzden bu sayılı günlerde ölüyü memnun etmek için bir takım ritüeller yapılırdı. Türklerde bu ritüeller yemek vermek, mevlid okuma şeklinde devam eder. İslam'da bu tür uygulamalar yoktur. 7 sayısı şamanların gök yolculuklarında Tanrı'ya ulaşmak için aşmak zorunda oldukları gök katlarını sembolize eder. 7 sayısı 7 gezegen ile bağlantılıdır. Ruhun da Tanrı'ya ulaşmak için bu gök katlarını aşması gerektiği düşünülür. Türklerde 40 olgunluk sayısıdır. Kırkılmak, kırklamak tamamiyle geçiş ritüelleriyle bağlantılı uygulamalardır. Bir insanın olgunlaşma yaşı 40 olarak kabul edilir. Bunun sebebi fetüsün 40 haftada olgunlaşması ve tam bir insana dönüşmesi ile alakalıdır. 52 sayısı ise güneşin bir yıllık döngüsünü ifade eder ya da dünyanın güneş etrafındaki tam bir yıllık döngüsünü 52 hafta bir yıllık zaman dilimine denk gelir. Bu sayıların tamamı 7 gün yani bir hafta ile alakalıdır. Türkler ölen yakınlarını geleneksel merasim ile öteki aleme uğurlar. Tıpkı yeni doğanı karşılamak için yaptıkları ritüel ve merasimler gibi yeni doğan bebekler ve lohusalar içinde demirden nesneler konur. Yeni doğanın 40'ının çıkması beklenir ve bu durum bir takım ritüeller ile kutsanır veya kutlanır. Ve ölen kişinin mezarının üzerine can suyu adı verilen su dökülür. Bu tören ötek dünya inancıyla alakalıdır. Hayat suyu, yaşam suyu kavramı ile bağlantılıdır. Ölen insanların yıkanması da hayat suyu kavramı ile bağlantılıdır. Amaç ruhun sonsuza kadar öteki alemde yaşamasını sağlamaktır. Aynı şekilde kıklanmış bebekler de bir takım özel ritüeller ile suyla yıkanır. Su ister ölüm olsun, ister doğum, yeniden doğuş düşüncesiyle alakalı bir sembolizmadır. Eski Türklerin birçoğu günümüze de miras kalan ölü gömme adetleri halen uygulanmaya devam etmektedir.